Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyim arkadaşlar. Bugün de FIFA 22 hakkındaki en doğru adrestesiniz. Geçen videoya arkadaşlar inanılmaz bir destek gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. 1000 beğeniye ulaştık. İnanılmaz desteğiniz için çok sağ olun. Bu videoyu da arkadaşlar beğenirseniz çok sevinirim. Videoya başlamadan önce geçen videoda dediğimiz her şey arkadaşlar tam tamına doğru çıktı. Yani verdiğimiz haberlerin hepsi doğru. Yanlış bir tane bile haber yok. Bugün de yeni aldığım haberleri, yeni gördüğüm duyumları sizlerle birlikte paylaşacağım. Eğer arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen hemen şu an beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen kısa kesiyorum ve videoya başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar geçen videomuzda FIFA'nın iki tane versiyonu olacağını söylemiştik. Bir tanesi standart, bir tanesi de ultimate. İki tane versiyonumuz var arkadaşlar. Bu sene ikisinin birbirinden farkını onları anlatacağım hemen size. Standart sürüm arkadaşlar sadece aldığınız platformu kullanabiliyorsunuz. Yani PlayStation 4'te aldıysan PlayStation 4'te, 5'te aldıysan 5'te. 4'ten 5'e geçiş yok ya da Xbox'ın herhangi bir modelinden herhangi bir modeline geçiş yok. Bilginiz olsun. Eğer Ultimate sürümünü alırsanız arkadaşlar eskiden yeniye geçişi destekliyor. Bilginiz olsun. Şu anda PlayStation Store'da oyun 700 TL arkadaşlar. EA Play alırsanız %10 indirim oluyor. 630'a düşüyor. Bir de FIFA'nın içinden alırsanız arkadaşlar %10 da öyle oluyor. 560-570 civarına falan düşüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bu fiyattan alabilirsiniz. Senin tavsiyen ne olur dersiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem birazcık daha beklemeniz olur. EA Play'i oyunun çıkışına yakın alın ki 10 saatlik deneme sürümünde kullanabilin. Bu şekilde sizlere özetleyeceğim arkadaşlar. 2 tane versiyon olduğunu söylemiştik ve 2 tane versiyon geldi. Bunun dışında Foot Hero kartları gelecek demiştim. Yani Club Heroes yani kulüp kahramanları kartları. Bunlar da arkadaşlar kesinleşti. Geçen hafta söylemiş olduğum bütün kartlar oyunda var olacak. Çok fazla soru geliyordu. Bunu bilgisayarcı arkadaşlara söylemek istiyorum. Ne yazık ki yeni jenerasyon için yapılan Hypermotion'dır ya da herhangi bir animasyon değişikliğinin hiçbiri bilgisayarda geçerli olmayacak arkadaşlar. Yani bilgisayarda oynadığınız oyun şu anda ne oynuyorsanız FIFA 21'de ne oynuyorsanız o olacak. Yeni jenerasyonu takip etmeyecek bilginiz olsun. Bunun dışında arkadaşlar oyuna yeni jenerasyonlar için yani Hypermotion'dır ya da herhangi bir yeni konsolların sistematik gücüne yararlanarak yapılacak işler için toplamda 4000 tane animasyondan fazla animasyon oyuna eklenmiş sevgili arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yeni konsollarda bunu her zaman söylemiştim. Oyunu daha akıcı oynayacaksınız. Çok daha yüksek bir FPS'te oynayabileceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu eklenen animasyonların hepsi sizlere yeni jenerasyon konsollar daha iyi bir oyun deneyimi sunacak. Ve yeni jenerasyon konsollar eski jenerasyonlara çok farklı olacak. Ve oynadığınız zaman, ikisini birlikte oynadığınız zaman ne kadar farklı olabildiğini göreceksiniz. Bilginiz olsun yani eski jenerasyonu oynayan arkadaşlar tekrar altını çizerek söylüyorum. FIFA 21'den çok fazla bir fark beklemeyin. Aynı oyunu oynayacaksınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu tekrardan söylemek istedim. Şimdi gelelim FIFA'nın release tablosuna. Arkadaşlar ayın 22'sinde yani 22 Eylül'de web app açılıyor. Ultimate Team oynayanlar için ve aynı zamanda EA Play'den 10 saatlik deneme sürümünü oynayabileceksiniz arkadaşlar. Eğer Ultimate sürümü aldıysanız yani en yüksek sürümü aldıysanız FIFA'nın ayın 27'sinde de arkadaşlar direkt oynamaya başlayabiliyorsunuz. Ultimate sürüm alan kullanıcılar oyunu normal çıkışından 4 gün önce oynamaya başlayabiliyor. Yani Ultimate sürüm alırsanız oyunu 27 Eylül'den itibaren full olarak oynayabileceksiniz. Oyunun resmi çıkış 27 Eylül oyunun resmi çıkışı da arkadaşlar 1 Ekim. Bence oyun geç çıkıyor arkadaşlar. Bütün ligler başlıyor son defa çıkıyor. Bunu her sene söylüyorum. Bence daha erken çıkması lazım. Ama bu şekilde bir karar almışlar. Dolayısıyla yapabileceğimiz çok da fazla bir şey yok sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Bu arada tekrar bunu altını çiziyorum. Yeni jenerasyon dışında oynayacak olanlar ciddi anlamda FIFA'da çok fazla bir değişiklik beklemesin. Geçen dönemde kariyer modu için arkadaşlar yenilik olacaklarını size söylemiştim. Bunların en başında imaj olarak ve kontratların realistik olması konusunda yenilikler olacağını söylemiştim. Arkadaşlar şunlar da sızıntılar bu şekilde ve bunlar kesin olarak gelecek. Kendi kariyer modunuza kendi kulübünüzü oluşturabileceksiniz. Yani bildiğiniz OGX, FC, Ali FC gibi kendi kulübünüzü oluşturabileceksiniz. Kendi formanızı tasarlayabileceksiniz. Kendi armanızı tasarlayabileceksiniz. Kendi stadyumunuzu tasarlayabileceksiniz. Ve kulübünüzün kendi yönetim şeklini, oyuncu geliştirme şekillerini dizayn edebileceksiniz. Yani kariyer modunda size geçen videolarımda söylediğim gibi imaj olarak çok fazla güzel şeyler geliyor. Yani imaj dediğim nedir? Customization yani arkadaşlar kendi dizaynlarınızı, kendi aklınızdaki yaratıcılığınızı oyuna yansıtmanızı sağlayacaklar. İşte bu size zaten stadyumların geleceğinden bahsetmiştim. Stadyumdaki taraftarların ambiyansının değişeceğinden bahsetmiştim. Bundan arkadaşlar hepsi oyuna geliyor. Kendi karakterinizi dizayn edebiliyorsunuz. Kendi stadyumunuzu, kendi formunu dizayn edebiliyorsunuz. Bu bence arkadaşlar inanılmazdı. Çünkü kariyer modu oynayan herkes hep bundan şikayetçiydi. Hep oyunun bize kırdığı şeyleri kullanıyoruz diyorlardı. Bu tarz değişiklikler arkadaşlar sizler için çok verimli olacak. Ve kariyer modu olarak başka ne biliyorsun dersen arkadaşlar. Şu an kariyer modu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Tek bilgimiz online kariyer modunun bu sene gelmeyeceği. Ve
eski jenerasyon ve yeni jenerasyon arasında da kariyer modunun içerik olarak farklı olmayacağını sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, oynanış olarak farklılıklar olacak ama ve lakin oyunun sizlere sunmuş olduğu özellikler, işte forma yaratmadır, stadyum oluşturmadır, bunlar eski jenerasyon, yeni jenerasyon arasında fark olmayacak, bilginiz olsun. Gelelim Pro Club'a arkadaşlar. Pro Club'un da ülkemizde bayağı bir oynayan kitlesi var. Aynı zamanda ligler de düzenleniyor bu konuda. Buradan da Pro Club'çı kardeşlerim, arkadaşlarıma selamlarımı gönderiyorum. Pro Club'da arkadaşlar bu ilk defa çok enteresan bir şey var. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Arkadaşlar karakterinizi oluştururken bay veya bayan olarak seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani erkek veya kadın da olur. Şimdi böyle cinsiyetçiler falan var ya, bana saldırmasalar ne desem kararsız kaldım burada ama kadın veya erkek arkadaşlar, ikisinden birini oluşturabiliyorsunuz karakterinizi. Kadınlar ve erkekler tabii ki de büyük ihtimal aynı sahada oynayacak. Yani kadınlar özel, erkeklere özel maç olacağını ben sanmıyorum. Aşırı saçma olur ve inanılmaz fazla bunu hani kullanır, abuse eder arkadaşlar. Dolayısıyla karakterinizi erkek veya kadın olarak seçebiliyorsunuz. Bunun için arkadaşlar stadyumunuzu tekrar altıncı imaj olarak, bakın imaj olarak demiştim size hep. Bütün haberlerimiz doğru çıkmaya devam ediyor. Stadyumunuzu veya herhangi görsel, herhangi bir şeyiniz arkadaşlar çok fazla şekilde efektif kullanabileceksiniz. Özellikle stadyumunuzu ve zeminler olur, kale dizaynı olur, kale fileleri olur. Bunları arkadaşlar Pro Club'da dizaynlayabileceksiniz. Ve Pro Club'da en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi oyuncu gelişim tablolarıydı arkadaşlar. Bu sene oyuncu gelişim tabloları, oyuncunun verdiğiniz puanlarla sağladığınız gelişim, bunlar da arkadaşlar yenilendi. Yani Pro Club'da bu sene gerçekten güzel olacak. Dediğim gibi adamlar artık arkadaşlar... Bu sene artık EA Sports'un kullanıcıları taşmıştı, yani artık nefret kusuyordu. Bu tarz yenilikler yapmaları güzel Pro Club'cılar için. Ve en fazla şikayet edilen konulardan bir tanesi drop-in maç vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Maça giriyordunuz, herkes pozisyona giriyordu, kimse pas atmıyordu vesaire. Bu modda da arkadaşlar daha user friendly, yani daha kullanıcı dostu bir plan sergileyeceklerini söylemişler. Bu şekilde duyumlar var. Bunu nasıl yapabilirler bilmiyorum. Bakın bu konuda hiç fikrim yok ama yapacaklarını söylüyorlar. Onun dışında Pro Club modunda weekend lig tarzı arkadaşlar, yani hafta sonu 30 maç, işte şu kadar maç yapım takımlarla, bu tarz mod ne yazık ki arkadaşlar yok. Bu tarz modu yapmak da zor ama Pro Club'cular için en azından maça girme çıkma, server hataları, işte bir oyuncu donuyor, yok offside glitch oluyor, bir şey oluyor. Bu tarz hatalar arkadaşlar önümüzdeki sene çok minimalize edileceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi geliyoruz arkadaşlar asıl konuya. FIFA 22 Türkçe spiker geliyor mu? Şimdi arkadaşlar sizlere çok bomba haberlerim var. Bu videomuzda bunu daha detaylı inceleyeceğiz önümüzdeki videolarda ama bu videoda hafif böyle bir bilgi vermek istedim sizlere. Arkadaşlar FIFA Online diye bir oyun var. Ben bunu 2 sene önce kanalımı duyurmuştum. FIFA'nın bilinmeyen oyunu diye. O videoyu tekrardan gidip izleyebilirsiniz. Yaklaşık 50 bin izlenmesi var. Çoğu arkadaşımıza, çoğu Türk FIFA'cıya FIFA Online'ı tanıtmıştık. Şimdi FIFA Online'de arkadaşlar normalde Taylandlı bir şirketle EA Sports'un ortaklığında yapılan bir oyun. Yani bu oyunu tamamen EA Sports yapmıyor. Sadece isim hakkını Taylandlı şirket kullanıyor ve o dizayn ediyor. Oyunun oynanışı, dizaynı, menüsü, işte Ultimate Team'in yapısı, oyuncu gelişimi, market, her şey farklı. Yani FIFA Online 4 diye geçiyor ama normal bizim oyunumuz FIFA 20-22 gibi değil arkadaşlar. Oynanışı falan bambaşka bir oyun. Ve bu oyun arkadaşlar çok yenilikçi bir mod. Şimdi EA Sports'un kendine arkadaşlar feyiz aldığı bazı oyunlar, işte FIFA Mobile, FIFA Online gibi oyunlarda önce bazı şeyleri deniyorlar. Eğer buralarda tutarsa bunu normal FIFA oyunlarına getiriyorlar. Bunu hatta FIFA Ultimate Team'e çıkan etkinliklerde de zaten Twitter'ımda sizlerle birlikte paylaşmıştım. Bu arada Twitter'ını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun, oradan da bilgiler paylaşacağım. FIFA Online bir duyuru yaptı arkadaşlar ve dedi ki biz Türkiye'ye server açıyoruz dedi. Türkiye'ye server açmasının dışında ne dedi biliyor musunuz? Oyunda Türkçe spiker olacak dedi. FIFA Online bunu arkadaşlar sonunda yaptı ama tekrardan söylüyorum, bu FIFA Online EA Sports'la bağlantılı bir şirket değil. Geliştirmecisi, yapımcısı tamamen farklı. Sadece isimleri ve haklarını satın almış bir birlikte çalışıyorlar, yani öyle söyleyeyim sizlere sevgili dostlar. Aynı zamanda diyeceksiniz ki abi Türkiye'ye, sadece Türkiye'ye maçta. Hayır arkadaşlar, normalde zaten bu oyunu oynamak isteyenler Rusya serverında, Tayland serverında falan oynuyor. Yani bu oyunun zaten önceden de Rusya'da, Tayland'da gibi normalde EA Sports'un olmadığı yerlerde de serverları vardı. Yani bu tamamen bambaşka bir oluşum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. FIFA'da Türkçe spiker olma ihtimali önümüzdeki seneden itibaren var. Çünkü bu sene FIFA Online arkadaşlar bu gelmiş. FIFA 22'de ben geleceğini tekrar altını çiziyorum. Hiç düşünmüyorum. Yani %0 ihtimal veriyorum. Ama FIFA 23'te Türkçe spiker göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü FIFA Online dediğim gibi deneme tahtası arkadaşlar. Ve oyuna Türkçe server açacaklar. Ve FIFA Online sadece bilgisayarda oynayabiliyorsunuz. Bizim zaten Türk FIFA kitlemizi biliyorsunuz arkadaşlar. Biz futbol sapığı bir ülke olduğumuz için inanılmaz ilgi görecektir bu oyun. Ve adamlar da bu ilgiyi görünce FIFA 23'ten itibaren oyunda Türkçe spiker olma olasılığı var. Çünkü FIFA Online arkadaşlar bu
spikerlerin konuşmaları falan da normalde farklı vardı. Onu da söyleyeyim sizlere. Ama dediğim gibi EA Sports buradan feyiz alıyor. Yani buradan görüp biz FIFA 23'de Türkçe spiker ekleyelim diyebilirler. Ama tekrardan altını çiziyorum. Ben FIFA 22'de Türkçe spiker olma ihtimaline %0 diyorum arkadaşlar. Ama ve lakin önümüzdeki sene ihtimalinin %80 falan olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi FIFA Online, FIFA Mobile tamamen bir deneme oyunu, ana oyunlarına ekleme yapmak için. Bu haberi de sizlere vermek istedim sevgili dostlar. FIFA Online'ı bilgisayarda olan kullanıcılarımız birkaç hafta içerisinde ücretsiz bir şekilde oynayabilirler. İnanılmaz bir Ultimate Team modu var. Çok farklı bir oyun gerçekten. Yazın sıkılıyorsanız, farklılık olsun diyorsanız arkadaşlar, gerçekten de normal FIFA çıkana kadar bu oyunu oynayabilirsiniz. Türkçe spiker gelmesi beni heyecanlandırdı. Özellikle kimin spikerlik yaptığını çok merak ediyorum. Sağlam bir isim mi yoksa herhangi bir tane hani o şirkette çalışan bir Türk arkadaşımız mı? Bunu da hep birlikte görmüş olacağız. Bu bilgiyi size birlikte paylaşmak istedim. FIFA 22'de Türkçe spiker olursa gerçekten çok şaşırırım. Bakın gerçekten çok şaşırırım. Ben geleceğini ummuyorum ama velakin gelirse de gerçekten bu sene vermiş olduğum en büyük yanlış haber bu olur arkadaşlar. Ama kendi düşüncem gelmeyeceği yönünde. Bu bilgiler arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten dilim döndüğünde sizlere birlikte anlatmaya çalıştım. Video sonunda da şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Abi sen ne iş yapıyorsun? Kardeşim ne iş yapıyorsunuz diye soranlar olmuş. Ben yazılım mühendisi yapıyorum arkadaşlar ve yoğun bir iş tempomuz var. Bu yüzden YouTube'a dediğim gibi çok fazla video çekememiştim geçen ay. Ama bu ay çok sık videolarımız gelecek. Sizlerin de desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Gerçekten bu videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve yorumlarda YouTube yorumlarında sohbet ediyoruz abi. İstediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Instagram DM'den de bana geçen 200-300 tane DM geldi videodan sonra. Hepsini yanıtladım dilim döndüğünce. Elimden geldiği şekilde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler de bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.